Bu videoyu bitirdikten sonra bir tüfeğin dahi bu vatanın kurtulmasında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kere daha anlayacaksınız. Mustafa Kemal'in hayatında dönüm noktalarından biri Çanakkale Savaşı'ydı. Adını tüm dünyaya duyurduğu bu savaşın bitişine günler kala İstanbul'a dönmüştü. Fakat yanında 2 adet tüfekle gelmişti. Manevi evladı Abdurrahim, kardeşi Makbule ve annesi Zübeyde Hanım'la Akaretler'deki evlerinde oturdukları esnada Mustafa Kemal bu iki tüfeğin öyküsünü ailesine şöyle anlatacaktı. Zafere ulaştığımız günlerdi. Bir gün çadırımda otururken kulağıma dışarıdan yüksek sesle konuşmalar geldi. Bir tartışmadan doğan seslerdi bunlar. Dışarı çıktım, baktım. Bizim birkaç asker ortalarına aldıkları iki İngiliz askerle tartışıyorlardı. İngiliz askerlerinin elinde birer piyade tüfeği vardı. Beni görünce tartışmayı durdurdular. Ne olup bittiğini sordum. İki İngiliz esir aldık komutanım, dedi bizim askerlerden biri. Ellerindeki tüfekleri almak istiyoruz ama bir türlü vermiyorlar. İkisi de komander, komander deyip başka bir şey demiyorlar. Komutan demek istiyorlar galiba. İlle de sizin çadırınıza gelip sizi görmek istiyorlar. Esir İngiliz askerlerinin elindeki tüfeklere baktım, bizimkilere sordum. Niçin tüfekli bunlar dedim. Ne biçim esir bunlar böyle? Tüfekler boş komutanım, dedi askerlerden biri. Gözlerimin önünde fişekleri boşalttılar, attılar. Yoksa onları bu tüfekle çadıra bu kadar yaklaştırmazdık komutanım, dedi. Bizim askerlere İngiliz askerleri dinlemek istediğimi söyledim. İşlerinden biri çok az Fransızca biliyordu. Kado, kado dedi, ikisi de tüfeklerini bana uzattılar. Bir kez daha kado, kado dediler. Kado Fransızca'da hediye demekti. Çok az Fransızca bilen İngiliz asker güçlükle de olsa derdini anlattı. Biz ikimiz de tüfeklerimizi size hediye etmek istiyoruz, dediler. Bunu bize esir alan askerlerinize anlatamadık. Buyurun, tüfeklerimizi lütfen bir hatıra olarak kabul edin. Mustafa Kemal bu sözden sonra evin salonundaki Çanakkale haritasının üzerinde çapraz biçimde asılan bu tüfekleri eliyle işaret edip, işte bu iki tüfek bana o iki İngiliz esir askerin hediyesidir. Aslında bunlar benim için Çanakkale'nin hatırasıdır. Böylelikle tüfek evdeki yerini almıştı. Zaman geçmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın her cephesinde mağlubiyetler gelmiş, teslim anlaşması imzalanmış, yurt işgale hazır konuma gelmişti. Mustafa Kemal, Osmanlı Genelkurmayı ile ortak çalışma sonrası Anadolu'ya geçmiş, bir süre sonra yaptığı çalışmalar İngilizleri rahatsız etmişti. Padişah ve Osmanlı hükümeti tarafından geri çağrıldı. Hakkında idam kararı çıkarıldı. Bu süre zarfında ailesi İstanbul'daydı. Fakat Akaretler'deki evde değil, Şişli'deki evdeydiler. Tüfek Akaretler'deki evde kalmıştı. O evi de boşaltmamışlardı. Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki yaveri Şakir Çavuş'un ailesine vermişlerdi. Şakir Çavuş, Çanakkale'den sonra memleketi Erzurum'a dönmemiş, ailesini almış İstanbul'a yerleşmişti. Mustafa Kemal'in isteği üzerine sürekli Zübeyde Hanım'ın halini attığını soruyor, isteklerini yerine getiriyordu. Şakir Çavuş'un çocukları bir gün tüfeklerle oynarken Şakir Çavuş çocukları yakalamış, tüfekleri alıp evin çatı katına saklamıştı. Bir süre sonra Zübeyde Hanım Şişli'deki ev pahalı olduğu için Beşiktaş'taki eski eve geri döndü. Şakir Çavuş ise yine yakınlardaki bir eve taşındı. Bu sırada işgalciler ve Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'in üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Beşiktaş muhtarı Şakir Çavuş'un Mustafa Kemal'le yakın ilişkide olduğunu biliyordu. Şakir Çavuş'un kulağına şunları fısıldadı. Mustafa Kemal'in evini arayacaklar. Silah varsa saklayın. Gelin bundan sonrasını manevi evlat Abdurrahim Tuncak anlatsın. Şakir Çavuş'un Mustafa Kemal Paşa'nın ailesine olan yakınlığını bilen Beşiktaş muhtarı bir gün ona eve ulaştırması için gizli bir haber fısıldamış. Ecnebi askerler evleri aramaya başladılar. Mustafa Kemal Paşa'nın evini de arayacaklar. Evin adresini sordular. Evde silah varsa iyice saklayın ya da gidin başka bir yere götürün. Şakir Çavuş muhtarın bu gizli haberini getirdiğinde Zübeyde annem bunu önemsemedi. Evde silah yok ki, dedi. İsterlerse de arasınlar eve. Bir şey bulamazlar ki. Oysa çatıda Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'den getirdiği iki tüfek vardı. Bu tüfekleri annem de Şakir Çavuş da unutmuşlardı. Annem evde silah yok ki, bir şey bulamazlar ki deyince birden heyecanlandım, telaşlandım. Çünkü evde silah vardı. Hem de iki tane silah. Çatıda gördüğüm silahları anlattım. Anne, bizim evde silah var, dedim. Ben güvercinleri seyretmek için çatıya çıktığımda orada gördüm. Annemden önce Şakir Çavuş birden telaşlandı. Eyvah, ben onları hepten unutmuşum, dedi. Abdurrahim doğru söylüyor. Biz evde kalırken çocuklar o iki tüfekle oynamasın diye ben onları çatıya kaldırmıştım. Abdurrahim'in dediği gibi üzerlerine de çuval örtmüştüm. Bu iki tüfeği derhal saklamamız lazım. Şakir Çavuş tüfekleri nereye saklayacağını düşünürken birden aklına bir fikir geldi. Bahçedeki iğneyi alt kattaki odaya alalım, dedi. O odaya ahır süsü verelim. Silahları da odanın döşemesinin altına saklayalım. Şakir Çavuş aklına gelen bu düşünceyi uygulamak üzere ayağa kalktı. Bahçemizdeki bu inek komşunun ineğiydi.
Komşu taşınınca annem sütünü bana içirmek için ineği bahçede bakıyordu. İsmi Bahtiyar'dı. Hemen el birliğiyle alt katı ahıra çevirdik. Silahı dar bir yere tahtaları sökerek sakladık. Silahları dar yere saklama görevini ben üstlenmiştim. Aradan 1-2 gün geçti. Şakir Çavuş soluk soluğa eve geldi. Muhtar bugün beni buldurdu. Yeni bir haber verdi. Ecnebiler bugün geleceklermiş bizim evi aramaya. Akşama doğru kapımız çalındı. Şakir Çavuş açtı. Ben onun arkasında duruyordum. Kapıda muhtar, Beşiktaş karakolundan bir polis, yanlarında bir İngiliz, bir Fransız, bir de İtalyan subay vardı. Şakir Çavuş kapıyı açıp da karşısında onları görünce sordu. Ne istiyorsunuz? İngiliz subay Türkçe konuşabiliyordu. Sesi sertti. Kim oturuyor bu evde? Diye sordu. Şakir Çavuş kendisinden duymaya alışık olmadığımız sertlikte bir sesle yanıtladı. Biliyorsunuz kimin oturduğunu dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın annesi oturuyor bu evde. İngiliz subay yine sert bir sesle bu kez emir verdi. Söyle gelsin. Şakir Çavuş da yine aynı biçimde karşılık verdi. Gelemez çünkü hastadır. Yukarıda yatağında yatmaktadır. İngiliz subay Şakir Çavuş'a bu kez kendisinin kim olduğunu sordu. Ben bu evde oturanların hizmetindeyim diye karşılık verdi Şakir Çavuş. İngiliz subayın sesi biraz yumuşadı. O halde rahatsız etmeyelim. Sadece alt kata bir bakalım dedi. Ve Şakir Çavuş'tan yanıt beklemeden kapıdan içeri girdi. Yanındakiler de onu izlediler. İngiliz subayın elinde bir el feneri vardı. Feneri yaktı, merdivenin altına tuttu. Bu gelen koku ney böyle dedi. Şakir Çavuş ineğin olduğu odanın kapısını gösterdi. İçeride inek var dedi. İngiliz subay ahırın kapısını açtı, içeri girmeden kapıdan baktı. Bu inek ne? Ev içinde bir inek. Şakir Çavuş hiç bozmadan karşılık verdi. Doğuracak dedi. Doğumu yakın da ondan içeri aldık. Zaten evin bu alt katını kullanmıyorduk. Fransız ve İtalyan subay da ahırın içine baktı. Sonra da hep birlikte geldikleri gibi gittiler. Evi aramaları bu kadarla bitti. Bu olaydan birkaç ay sonra bir gün Şakir Çavuş eve geldi ve annemle görüştü. Hanım anne, bu gece eve bir kişi gelecek. Tüfekleri ona vereceğim. Annem sen bilirsin dedi. Gece beklenen kişi geldiğinde Şakir Çavuş beni ahıra indirdi. Haydi bakalım Abdurrahim. Sana yine iş düştü. Döşemenin altındaki tahtaları kaldırdı. Ben de döşemeden açılan boşluğa girip tüfekleri sakladığım yerden çıkardım. Şakir Çavuş iki tüfeği de gece gelen o kişiye verdi. Tüfekleri alan kişi evden çıkıp gecenin karanlığında kayboldu gitti. Annem Şakir Çavuş'a sordu. Bizim evde iki tüfek olduğunu nereden biliyorlarmış o gelen kişiler dedi. Şakir Çavuş sadece sorulanlara yanıt verdiği için daha önce sorulmayan bu soruyu ancak o zaman yanıtladı. Kılıç Ali Bey'den geliyordu o adam dedi. Annem bu kez evdeki tüfeklerden Kılıç Ali Bey'in nasıl haberi olabileceğini merak etti. Onu sordu. Şakir Çavuş şöyle yanıt verdi. Hem kendisini tanıyan hem de evde iki tüfek olduğunu bilen bir kişi söylemiştir. Yoksa nereden bilecek bizim evdeki silahları Kılıç Ali Bey? O ta Antep'te şimdi. Annem Şakir Çavuş'un sözlerinden onun da ne demek istediğini anlamıştı. Daha fazla soru sormadı. Aylar sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ile buluşup birlikte olabildiğimizde annem evde olup biteni anlatıyordu. Konu benim yaramazlıklarıma geldiğinde annem, Şişli'deki evin o dik trabzanlarından gizli gizli kaydığımı, kendisinin de bunu duyunca bana çok kızdığını gülerek tatlı tatlı anlatırken birden tüfekler aklına geldi. Paşa, senin bu Abdurrahim Şakir'le işbirliği yaptı. Senin Çanakkale hatırası tüfeklerini verdi. Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek bana baktı. Aferin. İyi yapmışsın dedi. Sonra anneme döndü. Haberin var anne. Ben istettim o tüfekleri. Antep cephesinde Kılıç Ali'ye lazımdı. Evet, Mustafa Kemal Antep yöresinin kurtuluşu için Kılıç Ali'yi görevlendirmiş, halkın olağanüstü çabasından sonra bölge Fransız ve Ermenilerden arınmıştı. Kılıç Ali halkın örgütlü mücadele etmesinde çok yararlılık göstermiş ve Ayintep kahramanı olarak şöhret yapmıştı. Evet arkadaşlar, milli mücadelenin başında İstanbul'daki hatıra iki tüfek dahi Kuvayi Milliye'ye gitmişti. Varın siz düşünün ne sıkıntı ve yokluklar çektiklerini. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda bir gruba özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Beni hiç tanımamalarına rağmen sosyal medyada bana karşı yapılan saldırılara cevap veren çoğu 12-13 yaşındaki genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Duygulandırdınız. Var olun. Kalın sağlıcakla.